Şimdi bu şekilde matematiksel olarak tanımladığımız hızı aynı zamanda geometrik olarak da yorumlayabiliriz. Öncelikle bir konum zaman grafiğimize bakalım. Bir grafik çizelim. Dikey eksenimiz bize trenimizin konumunu göstersin. Yatay eksenimiz de zamanı göstersin. Ve konum zaman grafiğimiz de şekilde gösterildiği gibi bir eğri olsun. Şimdi öncelikle bu eğriyi, bu grafiği nasıl yorumlayacağız? Şimdi yatay eksenimiz zaman grafiğimiz, zaman eksenimizdi. Zaman eksenimizde belli bir nokta seçtik. O noktanın iki eksenin kesiştiği noktaya olan uzaklığı bize zamanımızı gösterecek. Belli bir T1 zamanında diyelim ki bakıyoruz. T1 zamanında bir dikme çizeceğiz. Bu dikme grafiğimizi belli bir noktada kesecek. Bu kestiği noktadan da yatay bir çizgi çizdiğimiz zaman o yatay çizginin de dikey x eksenimizi belli bir noktada kesecek. O noktanın konumu T1 anındaki benim trenimin konumunu verecek. Aynı şeyi T2 anı için yapabilirim. T2 anında yatay eksende T2 anımı bulurum. T2 anımda dik bir çizgi çizerim. Onun benim eğrimi kestiği noktada yatay bir çizgi çizerim. O da bana trenimin T2 anındaki konumunu verecek. X2 konumunu. Şimdi elimde iki tane nokta var. Bir T2 X2 anında eğriyi kestiği nokta. T1 X1 anında eğriyi kestiği nokta. Bir de yatay şu X1 çizgisini düşünelim. Dikey eksende X1 noktasından geçen yatay çizgiyle T2 anından geçen dikey çizgiyi düşünecek olursak bu ikisinin kesiştiği yerde bir üçüncü bir nokta olarak karşımıza çıkacak. Bu üç nokta bize bir tane dik üçgen oluşturacak. Şimdi bu dik üçgene baktığımız zaman bu dik üçgenin dik kenarının uzunluğu x2 eksi x1'den başka bir şey değildir. x2 eksi x1 ise benim parçacığımın, trenimin yer değiştirmesidir. Yani bu dikey kenarın uzunluğu, tabi burada işaretlere de dikkat etmemiz lazım. Eğer bu dikey kenar yatay kenarın üstündeyse pozitif alacağız, altındaysa negatif alacağız. Onun uzunluğu benim trenimin yer değiştirmesini verecek. Yatay kenara bakacak olursak da yatay kenarda uzunluğu T2 eksi T1 o yer değiştirmenin ne kadar sürede gerçekleştiğini bana verecek. Şimdi bu dik üçgende yatay kenarla hipotenüs arasındaki açıya bir teta açısı ile gösterecek olursak bu teta açısının tanjantı dikey kenarın yatay kenara oranı olacaktır. Bu ise bizim ortalama hız dediğimiz şeyden başka bir şey değildir. Bir başka deyişle ortalama hız olarak tanımladığımız şey aslında bu grafikteki bu oluşturduğumuz dik üçgenin hipotenüsünün eğiminden başka bir şey değildir. Anlık hıza gelecek olursak, anlık hızda ne demiştik? Anlık hızı elde etmek için T2 anını T1 anına mümkün olduğunca yaklaştırmamız gerekiyor ya da bu yer değiştirmenin olduğu süreyi mümkün olduğunca kısaltmamız gerekiyor. T2 anını T1 anına doğru yaklaştırdığımız zaman bu dik üçgenimiz tabii küçülecek, gittikçe küçülecek. Dik üçgenimizin hipotenüsü bizim eğrimizin T1 X1 noktasındaki teğetine yaklaşacak. Ve tam T2 anı T1 anına geldiği zaman limit olarak baktığımızda oradaki hipotenüsle teğet çizgimiz çakışık hale gelecektir. Bu da bize diyor ki anlık hız dediğimiz şey aslında bu konum zaman grafiğindeki eğrinin belli bir noktasındaki teğetinin ivmesinden başka bir şey değil. Dolayısıyla istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Konumları biliyorsanız konumların farkını alıp zaman aralığına bölebilirsiniz. Ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Veya grafiğe bakarak yorumlamak istiyorsanız da bu teğetin eğimi size anlık hızı verecektir.